İlbeyliler Derneği üyeleri yeni dönem muhtarlarla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Elbeyliler Dernek Başkanı Mesut Acıöz'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen birlik ve beraberliğin mesajının verildiği kahvaltı programına Elbeyli Dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Zırhtası Başkanım, İlerisi Başkanım ve köylerimizin değerli muhtarları, değerli katılımcılar. Elbeyliler Dernek Başkanı Mesut Acıöz ve dernek üyeleri düzenlenen kahvaltı programında AK Parti Sivas Milletvekili Semih Ekenci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Yalman, sivil toplum kuruluş temsilcilerinin yanı sıra muhtarlar da katılım sağladı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtarlık görevini kazanan adayları tebrik eden Elbeyliler Dernek Başkanı Mesut Acıöz, 11 yıldır Elbeyliler Dernek Başkanlığı'nı yürüttüğünü fakat artık genç ve yeni üyelere bu görevi devretmek istediğini açıkladı. İnşallah başarılı çalışmalara imza atacağınızı umut ediyorum. Bir de bir hususu size hatırlatmak istiyorum. Ben bugün Elbeyliler Dernek Başkanı olarak yaptığım son organizasyon. 98'den 2002'ye kadar yaklaşık 3,5 yıl başkanlık yaptım. 2013'te de bugüne kadar yaklaşık 7 yıl üzerinde başkanlık yaptım. Toplamda 11 yıl başkanlık yaptım. Artık genç arkadaşlarımıza ve yeni arkadaşlarımıza devletmenin gerektiğini düşünüyorum. İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, seçim sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmaların başladığını belirterek hep birlikte iyi işler ortaya koyulacağına inandığını kaydetti. Marifet iltifata tabiymiş, emekleri çoktur. Onun için özellikle belli bir şeyin içerisinde geçip zikredip devam etmek istedim. Çok sevgili muhtarlarımız, malum seçim süreçleri tamamlandı, mazbatalar alındı, tebrikler kabul edildi derken inşallah artık çalışma süreçleri başladı. Ki aynı şekilde bizlerin de İl Genel Meclisi olarak, İl Genel Meclis Başkanlığı boyutunda ufak tefek artık tebrik kabuller artık bir taraftan işlere koyulduk. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise yeni seçilen muhtarlar, İl Genel Meclis üyeleri ve Elbeyli hemşerilerle tanışma ve kaynaşma kahvaltısını düzenleyen Elbeyliler Dernek Başkanı ve yönetimine teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi. Milletimize hizmet etmenin bir aracı olarak görüyoruz. Bu ülke için, bu millet için taş üstüne taş koyan herkesten hep Allah razı olsun dedik. İnşallah bizler de Sivas'ın tüm değerleriyle birlikte görev süremiz boyunca bu memlekete ve bu millete faydalı olacak işleri hep birlikte yapar ve görevimiz bittiği zaman Allah razı olsun duasını alabilirsek işte başarı, o zaman başarılı olduk diyebiliriz. Maçın ilk yarısı bitti, milletimiz yetkiyi verdi. Bundan sonra hiçbir bahaneye, hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan millete nasıl daha iyi hizmet ederiz, yetki aldığımız şehri daha nasıl yaşanılabilir bir noktaya getiririz. Bundan sonra hep birlikte bunun mücadelesini vereceğiz, bunun derdini taşıyacağız. Bu noktada da başarılı olabilmemiz için ben seçim döneminde de hep söyledim. Şehirde ortak aklı ve istişareyi ön plana çıkartmamız gerekiyor. Biz bu şehirde ortak aklı ön plana çıkartıp şehrin taleplerini, beklentilerini, isteklerini ortak akılla tespit edip ve bu ortak aklın ortaya çıkarttığı güçle bu hizmeti hayata geçirmek için bu gücü kullanırsak ben inanıyorum ki çözemeyeceğimiz hiçbir husus yoktur. AK Parti Sivas Milletvekili Semih Ekinci ise 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarının köyler, ilçeler, Sivas ve ülke için hayırlı olmasını temennisinde bulunarak şu cümlelere yer verdi. Evet, 31 Mart seçimlerini geride bıraktık. Bir kısmınız yeni seçildiniz, bir kısmınız mevcut görevlerinize devam ediyorsunuz. 31 Mart seçimlerinin ilimiz, ilçelerimiz, köylerimiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Seçim öncesindeki çalışmalar bitti. Bundan sonra seçilmiş olduğumuz yörelere, ilimize, ülkemize hizmet etme vakti geldi. İnşallah bundan sonra da uyum içerisinde çalışacağız. Tabii ki Mesut Başkanımızın kararı bizler için biraz sürpriz oldu. Başkanımıza bugüne kadar derneğimize, ilimize, yöremize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı her biriniz adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.